çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar, çocuk deyip geçmeyinden hepinize sevgi ve selamlarımızla bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim bugün göndermiş olduğunuz e-mailleri cevaplandırmaya çalışacağım. Birçok e-mail var cevaplandırılacak ama onların içerisinden rastgele aslında denk geldiklerimiz ya da konu başlıklarına göre seçmeye çalıştıklarımız aslında şu anda cevaplandırılacak. Cevaplandıramadığımız e-mailler için de mesaj sahiplerine özürümüzü beyan etmek istiyorum. Çünkü çok yoğun bir mesaj trafiği var. Efendim Zehra Hanım'ın mesajıyla biz programımıza başlayalım. Aslında Zehra Hanım ve Hamiyet Hanım'ın mesajları birbirlerine çok yakın. İkisini birlikte okumak istiyorum. Ondan sonra bu mesajları cevaplandıracağım. Zehra Hanım şöyle sormuş. Hocam, Kasım 2007 doğumlu ikiz kızlarım var. Topluluk içinde ya da birisi özel olarak onlarla ilgilendiğinde, adı sorulduğunda mesela cevap vermiyorlar. Bir takım eğlenceler oldu, arkadaşları sahneye çıkıp faaliyetlere katıldığı halde benimkiler yanımdan ayrılmak istemediler. Beraber yapalım dediğimde de kabul etmediler. İkili ilişkilerde zaman geçip tanıdıktan sonra o kişiyle konuşup anlaşabiliyorlar ancak. Ama grup ve sahne faaliyetlerinde çekingenler. Erken yaşta kreşe gitmek zorunda kaldılar. Daha sosyal olmaları gerekirken acaba çekingenlikleri yaş özelliği mi yoksa nerede hata yaptım diye sormuş Zehra Hanım. Benzer bir soru da Hamiyet Hanım'ın mesajında var. Onu da okuyayım ve birlikte yorumlamaya çalışalım bu iki mesajı. Hamiyet Hanım da şöyle sormuş. Değerli hocam, 6 yaşında kızım yıl sonu etkinliklerine hazırlanırken önce çok istekli idi. Sonra sanırım biraz zorlandı. O yüzden ben yapmayacağım diyerek katılmadı provalara. Öğretmenimiz çok iyi birisi. Onu ikna etti ve çalışmalara yeniden katılmaya başladı. Geçen hafta okulumuzun kapanış programı vardı. Onlar sahne arkasında idi. Babasının yanından bir ara ayrıldım ve ben de kızıma destek olmak için yanına gittim. Baktım ağlıyordu. Ben istemiyorum diyor. Ne istemiyorsun kızım dedim. Korkuyorum bir sürü kişi var dedi. Önce gönlünü almaya çalıştım. İkna etmek için bir sürü dil döktüm. Olmadı. Yanlış olduğunu bildiğim halde kızdım. Eğer çıkmazsan beni rezil etmiş olursun ve ben de bunu hiç unutmam bir daha dedim. Ağladı ama kabul etti. Sonra sahneye çıktılar. Sahnede biraz çekingenlik vardı ama kimse hissetmedi. Hocam sorum şu, kızım böylesi programlarda çok çekiniyor. Acaba ben mi yanlış bir şey yapıyorum diyorum ama düzenli ve huzurlu bir aileyiz. Nerede yanlış yapıyorum bilemiyorum. Ne tavsiye edersiniz demiş Hamiyet Hanım. Zehra Hanım'ın kızı da sahneye çıkmakta zorlanmış. Efendim birisi 4 yaşında, birisi 6 yaşında, 2 çocuk. Küçücük bedenleriyle kocaman yetişkinlerin karşısında gösteri sunmaya zorlanılan, efendim provalar ile her ne kadar alıştırılmaya çalışılmış olsa da efendim çocuklardan sahne karşısında bir şeyler bekleniliyor olması çocuk ruh sağlığı açısından doğru bir davranış değildir. Çok defa yetişkinler çocuklarını sahnede görmekten, onun bir şeyler sergiliyor olmasından, onun şiir okuyor olmasından, şarkı söylüyor olmasından, çocuğunun bir grup içerisinde dans ediyor olmasından, çocuğunun bir sahne karşısında efendim bir takım yeteneklerini sergiliyor olmasından keyif alabilirler, keyif alıyor olabilirler. Ve hatta çocuğunun okuduğu şiir karşısında duyarlı olup, duygulanıp ağlayarak alkışlayabilirler. Ama çocuğun
onlarca yetişkinin karşısında, yüzlerce yetişkinin karşısında, kimisi kaşları çatık olarak bakıyor, kimisi bacak bacak üstüne atmış bakıyor, kimisi yan bakıyor, kimisi düz bakıyor. Tüm bunların, bu bakışlarının karşısında bir çocuğu minik bedeniyle onların karşısına çıkartmak ve o çocuktan bir şeyler bekliyor olmak. İster bu yıl sonu etkinlikleri olsun, ister yıl içi etkinlikleri olsun, böylesi bir davranışa çocuğun zorlanması, sürüklenmesi, götürülmesi çocuk ruh sağlığı açısından doğru bir davranış değildir. Hele ki Hamiyet Hanım, ki kendisi de diyor doğru olmadığını bildiğim halde, çocuğum sahneye çıkmadan önce ağlıyor idi, onu ikna etmeye çalıştım. Çıkmazsan üzülürüm diye söylemiş, beni rezil etmiş olursun diye söylemiş. Canım niye rezil olacaksınız? Çocuğunuzun oraya çıkmaması sizi niye bu kadar çok ilgilendiriyor? Çocuğunuzu evet prezentatif görmek istiyorsunuz, reprezentatif görmek istiyorsunuz. Çocuğunuz sahnede bir şeyler sergiler iken ürününüzü orada izlemek istiyorsunuz. Çocuk yetiştirmek böyle bir şey demek değildir ki. Önemli olan çocuğun incinmemesi, ruhunun kaldıracağının ötesinde bir şeyleri çocuğa yüklenmemesi önemli olan. Dolayısıyla evet, okullar da tabii ticari kurumlar bir şekliyle veya öğretmenler de ürünlerini bir yıl içerisinde sergiledikleri şeyleri velilere göstermek istiyorlar ki bir sonraki dönemde yeniden bu faaliyetlerine devam edebilsinler. Yeniden en azından okullarını sergiledikleri kadar da yeni öğrenci kitlelerine ulaşabilsinler. Ama çocuk bunlara alet edilmemesi lazım. Çocuk, ben de sahneye çıkıyorum zaman zaman. İşte programlar yapmaya çalışıyoruz. Anadolu pedagojisini anlatmaya çalışıyorum. Efendim ben 40 yaşındayım. Davet edildiğim programlara katıldığım zaman, itimat edin her bir programa çıkacağım sırada içimde garip bir heyecan oluşuyor. Kalbim sanki yerinden fırlayacakmış gibi oluyor. Sahneye çıktığımda, davet edildiğim kürsünün oraya çıktığımda birkaç saniye, 3-5 saniye, 10 saniye karşımdaki yetişkinleri izlediğimde, hitap edeceğim kişiler kimler diye onlara baktığımda, inanın kalbim sanki bir kuş gibi içeride çırpınıyor ve o çırpıntıya rağmen bir şeyler söylemeye çalışıyorum ben. Kaldı ki ben 40 yaşındaki bir insanım. Çocuk daha 6 yaşındayken, hani yetişkinler neyse sahneye alışır efendim, bir süre sonra artık sahne onun için keyif veren bir yerdir. İnsanları güldürdükçe, insanlara bir şeyler anlattıkça hatta haz bile alır, keyif bile alır. En somurtkan bir insanı kendisine hedef seçer, öyle espriler patlatır ki onu da güldürdükçe oradan da ayrıca bir haz alır, keyif alır vesaire yapar. Artık heyecanı ilk günlerin heyecanı gibi değildir ve kendisi artık sahnelerin insanıdır. Ama çocuk daha o gelişiminin en kılcal, en hassas dönemlerinde yetişkinlerin karşısına çıkartılıp efendim yeteneklerini sundurmak için yetişkinlerin zorlamasıyla, baskısıyla, hadi bakalım şimdi hopla bakalım, hadi bakalım şimdi dans et bakalım, hadi bakalım şimdi şu şiiri oku bakalım. Okuduğu şiiri dahi anlamıyor çocuk. Koca bir yetişkinin ruhuyla yazılmış olan şiiri, kendi duyguları olmayan bir şiiri, kendisini alkışlayacak birilerinin karşısında çocuğun okuyor ve böylesi suni bir atmosferin içerisine çocuğun itiliyor olması çocuk ruh sağlığı açısından doğru bir davranış değildir. Dolayısıyla Zehra Hanım ve Hamiyet Hanım, acaba ben nerede yanlış yapıyorum? Çocuğum neden kalabalıklar karşısında ya da sahneye çıkmada tereddüt yaşıyor diye sorduğunuz sorunun cevabı işte burada gizli. Çocuk fıtrat icabı daha küçük yaşlarda kendisini emniyette hissetmedikçe ve güven ortamında hissetmedikçe o kendisinin zorlandığı yere çıkmakta, zorlandığı kişilerle konuşmaya, güven hissetmediği kişilerle konuşmaya çekingen davranır. Bunu zorlamak yerine, çocuğun bu halini aşmasını zorlamak yerine çocuğa uygun bir zemin hazırlamak lazım. Yetişkin eğer kaşlarını çatıp gel bakayım buraya seninle konuşacağım diye çocuğa hitap eden bir yetişkine, hadi bakalım amcana git bakayım amcanla biraz konuş diye çocuğun fıtratı bozulmak yerine o yetişkine hitap etmek lazım. Neden öyle bağırarak konuşuyorsun?
neden kaşlarını çattığında böyle dik durarak çocuğu yanına çağırıyorsun diye, eğer dilimiz dönüyor ise, bizim cesaretimiz var ise o yetişkine hitap etmemiz lazım. Bizim cesaret edip bunu dahi söyleyemeyeceğimiz bir yetişkinin karşısında çocuğumuzu zorluyor olmak, onunla o çocuğu muhatap ediyor olmak doğru bir davranış olmaz. Gücünüz yetiyor ise o takdirde çocuğa karşı duyarsız olan, çocuğu inciten yetişkinin karşısında anne baba olarak tavır almak lazım. Çocuktan yana, çocuğunuzdan yana değil, çocuktan yana tavır almak lazım. Efendim, bir sonraki mesajımız Hatice Nur Hanım'ın mesajı. Uzunca bir mesaj ama okumak istiyorum. Hatice Nur Hanım şöyle sormuş. Sayın hocam, 20 aylık bir kızım var. 13 ay ücretsiz izin alarak kızımla beraber evde kaldım. Bu sürenin sonunda göreve başladım. Bir haftalık kötü bir kreş tecrübesinden sonra kızıma bir ay annem, kuzenlerim dönüşümlü olarak baktılar. Ama son 6 aydır babaannesi ve dedesi bakıyorlar. Sabah babasıyla kalkıyor, babası kahvaltısını yaptırıyor ve onlara götürüyor. Onları seviyor ve oldukça orada mutlu. Ancak kızım özellikle dışarıda yabancı biriyle karşılaştığı zaman tabiri caizse kendini kilitliyor. Bir anda donuyor, başını öne eğiyor, gözlerini kapıyor ve hiç hareket etmeden bekliyor. Yanıma gelmesi için sesleniyorum ama hareket etmiyor. Ancak ben yanına gidersem benimle geliyor. Evde oynarken gözlerini kapadığında onu görmüyormuşum gibi. Kızım nerede diye oyun oynuyoruz. Sanırım o anda kendini görünmez yapıyor. Bu durum beni çok rahatsız ediyor. Tedirgin olup yanıma gelse daha doğal bir tepki gibi geliyor bana. Ayrıca kalabalık ortamlarda özellikle ilgi üzerindeyken heyecanlanınca parmaklarını ağzına alıyor ve sakız gibi çiğniyor. Kızıma bakan herkes onun çok akıllı olduğunu söylüyor ki benimle olduğu 13 ayda da öyleydi. Aslında şimdi de akıllı ama bana çok huysuzluklar yapabiliyor. Bir şeye sinirlenince elindekileri hemen alıp fırlatıyor. Benim başka şeylerle ilgilenmeme tahammülü yok. Ya da ben stresli olunca o da çok huysuzlanıyor. Çocuğumuzu çalışmak için bırakınca çok mu büyük yanlışlar yapıyoruz diyorum hocam. Vicdanlar rahat değil ne yazık ki diye yazmış Hatice Hanım gönderdiği e-mailinde. Şimdi değerli Hatice Hanım, 20 aylık kızınız, yani henüz daha 2 yaşını doldurmamış. Yani daha ruhsal embriyo döneminde. Yani henüz daha anneyle olan o bağlanmayı tamamlanmamış olduğu bir dönemde. Artı 13 ay siz bakmışsınız. 13 aydan sonra siz çocuğunuzun yanından ayrılmış işe gitmişsiniz. Yani çocuk aslında, kızınız aslında güven bağı kuracağı kişi, kurmaya çalıştığı kişi kendi yanından ayrılınca, her ne kadar siz onu efendim önce kreşe bırakmışsınız, kreşte kime kuracak bu güven bağını 13 aylık bir çocuk? Efendim kreşte krizler geçirilmiş, ondan sonra anneanneye bırakılmış, kuzenlere bırakılmış, arkasından babaanne devreye girmiş, dede devreye girmiş. Halbuki bu dönemde çocuğun en çok ihtiyacı olacak şey sabit bir yetişkindir. O anne aslında, ama eğer anne çalışmak zorundaysa çocuğun ruhsal bağlantı kurabileceği, duygusal yakınlık kurabileceği bir yetişkinin sabit olarak o çocuğa anne figürü gibi karşılık vermesidir. Çocuk eğer o erken çocukluk döneminde ne kadar çok yetişkin değiştirir ise annenin haricinde, o derecede çocuk güvensizlik içerisinde kalır. Ne kadar çok aynı kişiyle gününü geçiriyor ise çocuk ona kurduğu duygusal yakınlık ile kendisini dışarıya doğru açabilir. Dolayısıyla Hatice Hanım, burada baktığımızda tamam, siz çalışmak zorunda olduğunuz için kızınızı terk ettiniz, bıraktınız, ama hiç olmaz ise sabit bir kişiyle çocuğunuzu baş başa bırakmanız lazım idi. Geriye dönük olarak çok yapılacak bir şey yok. Ama hiç olmaz ise bundan sonra, yani 20 aylık dönemden sonra hiç olmaz ise bir kişiye yakınlık kurmasını sağlattırmaya çalışın. Babaannenin yanındaymış şu anda çocuk.
babaanneye sanki bir anne yakınlığını kurabildiği kadar çocuk güven duygusunu içeride toparlar. Dolayısıyla 3-5 kişi muhatap olarak değil, hayır, ihtiyaçlarını karşılayan, onunla duygusal yakınlık kuran bir kişi olması lazım. Dede ikinci planda gelecek ise ikinci planda, üçüncü planda gelecek ise üçüncü planda, ama örneğin babaanne hep en ön planda olması lazım. Çocuk eğer bir kişiye duygusal yakın kuramaz ise o takdirde güvensiz olur. Artı 20 aylık bir çocuktan da, bu ikisi birbirinden ayrı ayrı problemler, bağımsız problemler aslında. 20 aylık bir çocuğa da bir yetişkin hitap ettiği zaman kendisini kilitliyor olması aslında normal bir davranışta olabilir yani. Çünkü çocuklar, özellikle kız çocukları, fıtrat icabı, fıtrat itibariyle biraz mahcubiyet, biraz utangaçlık içerisindedir. Bu illaki sizin onu efendim 13 aylıkken bırakmış olmanızdan kaynaklanıyor ya da birkaç yetişkinin yanında bulunmuş olmasından kaynaklanıyor diye de düşünmeyin. Normalde hitap edildiği zaman çocuk kendini o yetişkine karşı, tanımadığı bir yetişkine karşı güvensiz hissediyor ise kilitler kendisini. Böylelikle korur aslında kendisini. Dolayısıyla ikinci problemi çok abartmayın, büyütmeyin. Yakınlık kurmaya çalışın. Eğer öyle kendisini kilitlediği ana denk gelmiş olursanız siz yanına gidin. Dokunmaya çalışın, kucağınıza almaya çalışın. Emniyet içerisinde olduğunu hatırlatmaya çalışın kendisine. Sözel olarak değil, davranış olarak. Yani ileride bu geçer diye bekleyin. Ama diğer kısma geldiğimizde ise, birkaç yetişkinin yanında bulunması kısmına geldiğinizde ise, artık sadece bir kişiyle muhatap olmasını, yoğunluk olarak muhatap olmasını sağlamaya çalışın. Sümeyye Hanım'ın mesajı var, bir sonraki mesaj. Merhaba Adem Bey, benim 27 aylık bir oğlum var. Babası ve ben çalışıyoruz ve bebekliğinden beri dönüşümlü olarak çocuğumuza biz bakıyoruz. Ben sabah o uyurken gidiyorum, eşim de öğleden sonra çalışıyor. Son bir aydır babasının işe gitmesini istemiyor ve çok kötü bir şekilde ağlıyor. Eşim de o fark etmeden, yani kaçarak gitmeye çalışıyor. Bu sefer daha da kötü oluyor. Ağlamasının duygu dünyasında olumsuzluklara yol açmasından korkuyorum. Ne yapmalıyız, nasıl davranalım? Konuşarak hiçbir şekilde yol alamıyoruz diye sormuş Sümeyye Hanım. Burada da aynı problem var. Yani çocuk anneye mi acaba bağlanacak, babaya mı bağlanacak? Anne daha çocuk uyanmamışken gözünü açtığında anne ortalıklarda yok. Çocuk dolayısıyla kendisine güven bağı kurabilecek yakınlıkta babayı buluyor. Baba da ancak öğlene kadar kalıyor ve baba da ortalıktan kayboluyor. Ve dolayısıyla çocuk aslında kimle yaşamı öğrenecek, kendisine kim rehberlik yapacak, ortada kimse kalmıyor. Ve bir de baba evden kaçar gibi çıkıyor ve çocuğu hiç haberi olmadan gidiyor ise, çocuk birdenbire odaya girdiği sırada eğer baba birden kaçıyor gidiyor ise, çocukta tam bir travma oluşur, güvensizlik oluşur. Dolayısıyla çocuk ne anneye güvenebiliyor ne babaya güvenebiliyor. Bu tutumlar yanlış. Mümkün olduğunca çalışan anne babalar çocuğu uykudan uyanmışken, ayaktayken vedalaşarak çıkması lazım. Ve hocam çok ağlıyor. Ağlıyor olmasına rağmen öyle çıkılması lazım. Yani çocuktan kaçarak mı çıkmak daha doğru, ağlamasıyla birlikte çıkması mı daha doğru? İki kötüden hangisini seçelim derseniz, sakın ola ki kaçarak çıkmayın. İkinci bir travma oluşur. Neden? Çünkü çocuk birdenbire babanın kaybolmuş olması çocukta ayrıca bir güvensizlik oluşturur. Sümeyye Hanım peki burada ne yapacak? Sümeyye Hanım'a tavsiyemiz şu: eğer babayla birlikte aynı saatte çıkarlar ise, 27 aylık çocuğunuz çünkü, uyandırarak çocuğunuzu erken saatte kalkmış ise, yani çok siz erken çıkmıyorsanız evden, erken saatte anne ve babayı birlikte eğer uğurlayarak çocuk çıkar ve bir güven bağı kurabilecek bir yakın kendisine temin edilebilir ise, bu bir bakıcı olabilir ama aile içerisindeki bir başka bir kişi olabilir. Yani çocuk anne figürü yerine eğer ona bağlandırılır ise, o takdirde zayiat daha da azalır. Eğer çocuk 27 aylıktan daha efendim küçük olmuş olsaydı, belki Hatice Hanım için bu söylenebilir,
süt anne bulunmasını tavsiye ederdim. Çünkü çocuk süt anneyi emerken eğer anne evden çıkıyor olmuş olur ise, yani o kaygılı olduğu halle birisine yapışmış olarak oradan güven almaya çalışarak çocuk bırakılmış olur ise, o takdirde çocuğun içerisindeki yıpranmışlıklar daha az olurdu. Ama Sümeyye Hanım'ın oğlu 27 aylık, süt anne değil de kendisine anne figürü olarak bağlanabileceği bir yakın bulunması lazım Sümeyye Hanım'a. Efendim, Hanife Hanım'ın mesajını okuyalım. Hanife Hanım şöyle yazmış: selamun aleyküm. Benim bir kızım, bir de oğlum var. İkisi de çok sinirli ve asabi. Beyimle de çok sorunlarımız var. İster istemez çocukların yanında tartışıyoruz. Beyim benim fikirlerime pek değer vermez. Anne babasına çok yakın oturuyoruz ve birçok konuyu ben beyimden değil de kayınvalidemden duyuyorum. Doğal olarak çok sıkıntılar oluyor. Çocuklarla ilgili konularda pek beni kale almaz. Artık ne yapacağımı bilemiyorum. Şimdiden teşekkür ederim, demiş Hanife Hanım. Hanife Hanım, kavga eden, birbirlerini kale almayan, birbirleriyle olan problemlerini şiddetle çözmeye çalışan anne babanın çocukları şiddete meyilli olur. Anne babayı dinlemez. Efendim, sinirli olur, asabi olur. Neden? Çünkü sinirlilik, asabilik, öfke ve öfke kontrolünü yapamama anne babanın bulaştırdığı bir şeydir çocuklara. Bir baba eğer bağırıyorsa evin içerisinde, o çocuk bağıracaktır. Anne eğer problem çözmek için evin içerisinde cinnet geçiriyor, bağırıyor, çağırıyor çocuğuna, eğer öyle söz dinletmeye çalışıyor ise, korkmayın, o çocuk da size geriye dönüşüm olarak onu yaşatacaktır. Siz ezmeye çalıştıkça da, yaşı büyüdükçe de ezilmemek için o şiddetini daha da artıracaktır. Çocuğun yaşayacağı bir ortam değil Hanife Hanım, sizin anlattığınız ortam. Ne yapın yapın, eşinizle keşke bir hakemin karşısına, bir belki aile danışmanının karşısına geçerek içinizdeki bu kurtçukları dışarıya döküp eşinizle nasıl bir yol haritası çizmeniz lazım geldiğini bir yetişkinin, bir hakemin, bir aile büyüğünün ya da bir aile danışmanının karşısında probleminizi çözmenizi tavsiye ederim. Yoksa elinizden çocuklarınız da Allah göstermesin çıkabilir. Efendim, tekrar birlikteyiz. Gönderdiğiniz e-mailleri cevaplandırmaya çalışıyorum ve sırada ismini açıklamak istemeyen bir dinleyicimiz var. Onun sorusu da şöyle: merhaba hocam, insanlar evlerini kandil gecesi balonlarla süslüyorlar. Çocuklara bugünün özel olduğunu anlatmak için ben biraz şaşırdım. Bu Hristiyan geleneklerini andıran bir uygulama değil mi? Çocuklar her şeyi süslü ve eğlenceli olarak mı görmek zorunda? Böyle mi anlatılmalı bizim özel günlerimiz? Oysa sünnet uygulamalarında, dini geleneklerimizde böyle şeyler yok. Çocukların bir kandil gecesinde görmesi gereken şey daha fazla ibadet etmek, Kur'an okumak ve sohbet ortamı değil midir? Bu mevzuyla ilgili düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim, diye sormuş bir değerli dinleyicimiz. Evet, bizim sadece bayramlarımız yok, aynı zamanda kandil gecelerimiz var. Efendim, resmi tatillerimiz var, bayramlarımız var, 23 Nisanlar var, efendim 19 Mayıslar var, Ramazan bayramı var, Allah nasip ederse önümüzde, Kurban bayramı var, efendim Berat kandili var, efendim Regaib kandili var, efendim Kadir gecesi var. Yani aslında bizim günlerimiz, özel günlerimiz Hristiyan dünyasına bakıldığında çok çok daha fazla, eğer karşılaştırma yapılacak ise. Hristiyanlar daha çok veya farklı dine mensup kişiler daha çok yılbaşı kutlamaları, yılbaşı ayinleriyle öyle bir şaşalı, bir hafta öncesinden, 15 gün öncesinden, hatta Aralık ayı neredeyse tamamen Hazreti İsa'nın efendim doğum gününe ayrılmış bir vaziyette, Saint Nicholas'lar ile, efendime söyleyeyim, daha farklı etkinlikler ile kutlanan bir koca bir ay halini almış vaziyette ve o günü muhteşem törenler ile, havai fişekler ile, efendim çam ağaçlarıyla, süsledikleri lambalar ile kutluyorlar ve bu hatta ülkemize kadar sıçramış. Ülkemizde de yine
belki aynı dine mensup kişiler olabilir. Belki gelenekten veya güzel gördükleri için kutlayanlar da olabilir. Ama ülkemize kadar da sıçramış o Aralık ayının son 25'inde başlayan ve ayın 1'ine kadar devam eden Hazreti İsa'nın doğduğu gün olduğunu tahmin ettikleri günün kutlamaları Saint Nicholas veya Sinterklaas veya Türkiye'de de Noel Baba kutlamaları, süslenmiş okullar, süslenmiş evler, çam ağaçlarıyla bugün kutlanılıyor. Şimdi çocuklar için bu oldukça önemli. Yani öylesi bir geleneği, öylesi bir özel günü çocukların ruhunda yer edici bir vaziyette. Bütün bir ülke, bütün bir anne baba, efendim ülkenin tüm değerleri, hatta sivil toplum kuruluşları. Bakıyoruz, ben uzunca yıllar yurt dışında kaldığım için orayı şu anda hayal edebiliyorum. Sokaklarda efendim kırmızı lambalarda duran arabaların yanına gelen Noel Baba kıyafetli kişiler. Efendim alışveriş merkezlerinde ellerinde çan çalan kişiler. Efendim sokaklarda çocuklara çikolata dağıtan, çocuklarla efendim kucaklarını alıp resim çektiren kişiler hakikaten çok muhteşem. Ve böylesi bir ortamda yetişen çocuk, böylesi bir neşe ortamında yetişen çocuk o günü unutamaz. Yıllar sonra da olmuş olsa ve yetişkinlere bakıyoruz yine yurt dışında 40, 50, 70, 80 yaşında ve geçmişe dönük olarak hatıralarını anlatan kişiler anlattıkları hatıranın içerisinde mutlaka bu Noel ayinleriyle alakalı kendi çocukluk yıllarındaki şeyleri de anlatıyorlar. Şimdi bu olması lazım gelen şeylerden bir tanesi Batı çocuk terbiyesi yöntemine baktığımız zaman. Ancak orada gördüğümüz şey şu, evet her tarafta bir şenlik havası var, her tarafta bir çan sesleri var, her tarafta bir lambalar var, her tarafta coşkuyla efendim çocuklara yönelmiş olan, yetişkinlere yönelmiş olan birileri var. Alkol tüketimi had safhaya çıkan bir gün var, yılbaşı gecesinde özellikle. Ama içerik yok. Çocuk evet eğleniyor ama niye eğleniyor? Yani o günün kutsal olması, kutsal olmasıyla alakalı temel dinamikler ne? Batı'da maalesef bu yok. Sadece çocuk yılbaşı geliyor diye, Noel kutlamaları geliyor diye coşkuyla okulda süslemelere katılıyor, etkinliklere katılıyor. Yani bir şekliyle aslında kültürel ve gelenek halini almış vaziyette. Bu derinlik açısından bakıldığında öylesi bir derinlik yok ama neşe açısından bakıldığında evet neşeli güzel bir gün hazırlığı Batı'dan bakıldığı zaman. Ülkemize geldiğimizde ise tarihimize baktığımızda kandil günlerinin bir derinliği var. Eğlenceye dönük olarak değil aslında o günün özelliğine dönük olarak bir derinlik sağlanması açısından tarihte yapılmış olan etkinlikler var. Hatta günümüzde bile işte kandil günü kandil simitleri var. Efendim camilerde coşkuyla okunan efendim ilahiler var, Kur'anlar var vesaireler var. Tabii çocuk günümüz çocukları için televizyonlardaki efendim şaşalı haller, efendim yılbaşının böylesi coşku dolu halleri ile kıyasladığımız zaman çok sönük bir şey. Yani anne baba camiye gidiyor, efendim camide ilahiler söylüyorlar, işte çıkarken birbirleriyle selamlaşıyorlar. Çocuk açısından bakıldığında evet bunlar bir şey ifade eder ama terazinin iki tarafına koyduğumuz zaman çocuk eğer o bir aylık hazırlık, bir aylık efendim lambalarla süslenmiş, alışveriş merkezlerinin çamlarla süslenmiş olduğu bir şey ile kandil gecesinde, kandil gününde sönük olduğunu bir şeyi kıyasladığımız zaman ikisinin neşvelendirmesi, ikisinin neşelendirmesi halini kıyasladığımızda kandil geceleri çok defa evet sönük geliyor. Ve belki de bu eziklikten dolayı ya da eksiklikten dolayı anne babalar çok defa kandil gecelerini de aynı o coşkuya dönüştürmeye çalışırlar iken bu sefer de içerik ortadan kalkmış oluyor. Halbuki yani bir reaksiyoner bir tavır içerisinde olmaması lazım geldiği kanaatini taşıyorum. Yani yarış halinde olunur ise onlarda böyle coşku var, bizde niye olmasın bu coşku, evlerimizi şu hale getirelim dersek aynı toplum içerisinde yaşamıyoruz ki zaten. Halbuki onun yerine kandil gecesine has o ailenin kimliği olabilecek bir takım ananeler, bir takım gelenekler, o ailenin bir takım davranış kalıpları konulabilir. İşte geçmişte kandil simidi
oluşturulduğu gibi. Ne yapılabilir? O aile örneğin kandil gecesine has olarak efendim evin içerisinde efendim simit yapmaz da simit hazırlamaz da başka bir şey hazırlar. O güne has belki evin içerisinde anne babayla birlikte o günün değer ve önemi anlatılan bir sohbet yapılabilir. O günle alakalı efendim bir video izlenilebilir. O günle alakalı daha derinlik kazandırabilmek için 3-5 aile bir araya gelebilir. 3-5 aile bir araya gelerek ortalıkta bir yemek yenilebilir. Yemek yenilmesi esnasında çocuklarla veya yetişkinler kendi arasında sohbet edilebilir. Maalesef sosyal irtibatlarımız çok zayıf olduğundan dolayı günümüzde kandil gecelerinde iki ailenin bir araya gelip, üç ailenin bir araya gelip yetişkinlerin kendi arasında kendileriyle o kandili konuşuyor olması, kandil gecesinin hususiyetini görüşüyor olması çok defa gerçekleşmediği için, çocuk da bu tür konuşmalara şahit olmadığı için, hani eskilerde köy odaları var idi, köy odalarında yetişkinler hikayeler anlatır, kendi başlarından geçen olayları anlatır, tarihi sohbetler yapılır ve çocuklar da o kenarlarda bir yerlerde yetişkinlerden dinledikleri bu hikayeler ile aslında yetişirlerdi ya, işte aslında kandil gecelerinde belki de asıl yapılması gerekli olan şeylerden bir tanesi de o. Evet, ibadetler yapılması lazım ki dini vecibeler bu. Siz ibadetinizi yine yapın ama çocuğunuza 100 rekat namaz yüklemiş olmak, 50 rekat falan yüklemiş olmak, çocuğunuzu efendim yavan bir ortamın içerisinde bir takım şeylere zorlamış olmak, çocukta kandil gecesinin efendim kandil bilincinin oluşması değil, çocuğunuzda soğuk bir atmosfer oluşmasına neden olur zorlanmış olduğundan dolayı. Yahut da eğer evinizin içerisini süslüyor vesaire yapıyorsanız kandil gecesi eğlenme gecesi değil ki. Bayram olmuş olsa hadi neyse. Kurban bayramında evet evinizin içerisini süsleyin. Ramazan bayramında coşkuyla alın 100 tane balon. Ne var ki marketten aldığınızda efendim pompayla şişirin evinizin bir köşesini balonlarla doldurun. Gecenin bir saatinde 12'sinde birinde eşinizle beraber evinizi sabah kalktığınızda bayram günü için süsleyin. Bayram kutlamaları tarihte de var. Bayram neşelenme günü, neşvelenme günü. Evet bunları bayram günü yapılabilir ama kandilin kendisine ait hususiyetler ve kandildeki efendim derinlik birazcık daha sağlanabilmesi için aileler bir araya gelmesi lazım. Efendim o gün o geceye has bir takım şeyler yetişkinler çocuğa da hitap ettiklerini göz ucuyla bakarak bilerek efendim çocuklarıyla bulundukları bir atmosferde bunları paylaşıyor olması lazım. Yoksa sadece reaksiyoner olarak batıda bu var o takdirde biz de evimizi süsleyelim dersek çocuk o süslemelerin içerisinde bir beklentiye girer. Şimdi ne olacak? Evimizi süsledik şimdi ne olacak? Gelen yok giden yok akşam o saatinde şimdi ne olacak? Ertesi günde kandil bitti şimdi ne olacak? Balonları indirdik. Hayır bakın bayram günleri 3-4 güne yayılmış. 3-4 günde ziyaretler oluyor, gelenler oluyor, gidenler oluyor. Eve gelen çocuklara verebileceğimiz bir takım hediyeler olabilir. Aileler efendim çocuklara sadece çikolata değil küçük küçük paketler içerisinde hediyeler sunabilir. Bunlar bayrama has şeyler ama kandillerde beklentiyi çok yükseltmemek lazım. Derinliği kaybettirmemek lazım. Çocuklara o günü anlatan yetişkinlerin kendi arasındaki sohbetlerin içerisinde bulunması, temin edilmesi lazım. Pedagojik olarak baktığımızda diyebiliriz. Efendim Zeynep Hanım'ın mesajı var sırada. Zeynep Hanım şöyle sormuş. Allah ebeden sizden ve sizin gibilerden razı olsun. 2 yıldır Almanya'da din görevlisiyim. Ben 4,5 yaşındaki kızıma Kur'an öğrettim. Ama bu hep oyuncak bebeklerle ve onları konuşturarak çok eğlenceli bir şekilde oldu. Hatta kızım anne hadi elif ba öğrenelim diyordu. Yeni Kur'an'a geçti. Şimdi Kur'an'ın içinde kelebek bir ayraç var ve kelebekle konuşuyoruz. Kendi istediği zaman okuyoruz bazen. Ben kızımda olumsuz bir hal görmüyorum. Ama bu öğretim acaba fark etmediğim bir şekilde kızımı bunaltmış olabilir mi? Bana okul öncesi çocukları da gönderiyorlar Kur'an öğretmem için.
Önceleri öğretmeye çalışıyordum. Tabii vakit sınırlı olduğu için evcilik oynar gibi yapıyorduk. Ama artık velilerle de görüşüp dua ve ilahi öğretme şeklinde düşünüyorum. Ayrıca bir iki kere yanlış davranış sergilediği için kızımı molaya koymuştum. Ama hiç kızmadan ve moladan sonra da yine iletişime devam ederek mola hakkındaki görüşünüz nedir? Buradaki kindergartenlarda uygulanıyor zaman zaman diye sormuş efendim Zeynep Hanım. Şimdi Zeynep Hanım 4,5 yaşından itibaren çocuğuna oyun oynayarak efendim Kur'an'ın harflerini öğretmiş ve çocuğu da öğrenmiş güzelce. Şimdi de oyun oynayarak efendim Kur'an'ı okumayı sürdürmeye çalışıyor. Buralarda zaten çok bir problem çıkmaz. Yani çocuk oyun oynayarak, harfleri bir şeye benzeterek, elifi elmaya benzeterek, B'yi efendim bardağa benzeterek bir takım şeyler öğretilebilir. Ama Kur'an öğrenmek demek bu değil, demek değil ki. Bir süre sonra siz ondan enteresan şeyler bekleyeceksiniz. Hadi bakalım şeddeye geçtik diyeceksiniz. Hayda çık şimdi çocuk olarak şeddenin içinden. Şimdi cezimi öğreteceğiz diyeceğiz ve çocuğa cezimle ilgili bir takım alıştırmalar yaptırmaya çalışacağız. Ve şimdi hadi harfleri birbirine tuttur ve okumaya başla. Hayır gırtlaktan çıktı ses. Hayır işte dilinle dişinin arasında çıkartacağın ses demeye başladığımızda işte problem orada başlıyor zaten. Yoksa çocuklar sembolleri öğrenirken bir takım yetişkinin yol ve yöntemleriyle harfleri öğrenebilir. Ama bunlarla ilgili yan yana geldiğinde, üst üste, alt alta, şeddelendiğinde, esrelendiğinde, ötrelendiğinde çocuğun o takdirde işte onu becermekte zorluk çekebilir. Ve siz ne kadar da artık oradan sonra oyun oynamaya başlıyor olmuş olsanız da çocuk bir yerden sonra artık ben bu oyunu oynamak istemiyorum diyebilir. Ve ben bu oyunu oynamak istemiyorum dediği şey artık bana Kur'an'ı yaklaştırma anlamına gelebilir. Çocuk eğer bir kilitlenir ise, öğrenemediğini zanneder ise, o takdirde bir ön yargı gelişir ise 6, 7, 8, 9 yaşına kadar habire döner durursunuz, aynı yerde döner durursunuz, çocuk bir türlü o çok arzu ettiğiniz Kur'an'ı öğrenmekte zorluk çekebilir. Ama eğer çocuğunuza sembollerle, Kur'an harfleriyle değil de sözel olarak kulaktan Kur'an öğretmeye kalkarsanız bu işi çok daha pratik ve çok daha basit yapabilirsiniz. 3 yaşındaki çocuğa anlatabilirsiniz. 3 yaşındaki çocuğa örneğin sure ezberletebilirsiniz. Şarkı sözü ezberletebilirsiniz. Şiir ezberletebilirsiniz. İlahi ezberletebilirsiniz ki o da zaten ister. Çünkü çocuk için o kulağına gelen bir melodi gibidir. Ezberlediği şeyler ona keyif verir ve çok arzu eder. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında bir bakarsınız ki cüz cüz neredeyse çocuk Kur'an'ı ezberlemeye doğru gidiyordur. Ne zaman işte 5-6 yaşına, 6 yaşını bitirdi, 7 yaşına doğru girmeye başladı. İşte o zaman da o ezberlediği Kur'an'ın, ezberlediği ilahinin sözlerini kelime olarak da Kur'an'da bulur ise, karşılığını bulur ise o zaman çocuğun süreci çocuğun ruhunu incitmeden ve onunla uyum içerisinde gitmiş olur. Yalnız burada bir şeyi dikkatinizi çekmeye çalışayım. Mola yöntemini kullandığınızı söylüyorsunuz. Mola efendim çocuğu incitici bir yöntem. Çocuğu cezalandırıcı bir yöntem. Nedir mola yöntemi? Ondan da azıcık bahsedeyim. Örneğin çocuk bir yanlış davranış yaptığı sırada efendim anne ya da öğretmen, eğitici ona şöyle hitap ediyor. Şu anda yanlış bir davranış yaptın. İstersen veya çocuk eğer farkında değilse içeriye git ya da şu sandalyeye otur, orada düşün, yanlış yaptığını anladığın zaman yanıma geleceksin. Çocuk oraya gider, orada düşünür, düşünür. Sonra anne babasının yanına gelir, evet yanlış yaptım der ise her şey yoluna gider. Anne baba veya öğretmen onunla konuşur. Yani bu özellikle okul öncesi dönemde çocuğa böyle eziyet edilmemesi lazım. Yani çocuk için, çocuk haklıysa haklıdır. Haksızsa da çocuk haklıdır kendisine göre. Başkasının eşyasını almıştır. Siz şimdi ona mola yöntemiyle ceza veriyorsunuz. Git oraya düşün, o başkasının malı olduğu için bir git orada düşün, anlarsan eğer buraya gel. Çocuk başkasının olduğunu biliyor ama kendisi istiyor. Benim olsun diyor. Ya bu senin değil ama ben istiyorum bunu. Onun babası aldı, olsun ben istiyorum onu. Çocuk bu mantığı yürütemez ki. Çocuk o seviyede değil ki. Dolayısıyla çocuğa
mola yöntemiyle çocuğun düşünmeye teşvik edilmiş olması doğru bir yöntem olarak düşünmüyorum. Efendim bir sonraki mesaja baktığımızda Ali Furkan'ın mesajını görüyorum. Ali Furkan şöyle sormuş mesajının içerisinde. Adem hocam lütfen cevap veriniz demiş. Ben 16 yaşındayım. Lise 2. sınıfa gidiyorum. Hocam ben karar verdiğim şeyleri yapamıyorum. Ders çalışamıyorum. Kendimden çok şikayetçiyim. Babam her gün konuşur benimle. Hep aynı şeyleri. Ders, ders, ders. Yavaş yavaş kendimden umudu da kesmeye başladım. Yarın kesinlikle yapacağım dediğim şeyleri yapamıyorum artık. Hayatımı bir çizgiye koyamıyorum. Kendimi yönetemiyorum. İrademi kaybediyorum hocam. Ve sizin de bildiğiniz gibi insanı, affedersiniz, hayvandan ayıran şey iradedir. Ben kendi yol haritamı artık çizmek istiyorum. Kendimi kontrol edebilmek istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Durumu benim gibi olan çok insan var etrafımda. Bu şikayeti yayında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hem bana hem de başka kardeşlerimize yararlı olması için yardım edin hocam demiş Ali Furkan. İşte Ali Furkan ve Ali Furkan gibi daha günümüz anne babalarının elinde davranış öğreteceğim diye çocuğun üstünde diklenen ve çocuğun iradesini kaybettiren birçok anne babanın feryadı, birçok anne babanın efendim oluşturduğu çocukların feryadından bir feryat Ali Furkan. İrademi kaybettim hocam diyor. Ve ne kadar da güzel ifade etmiş. Bir hayvan ile insanı ayırt edebilen en önemli şey irade diye söylemiş. Ve ben irademi bir şekliyle kaybettim. Konuşulan konu hep aynı konu. Ders, 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 ders. Ve hep anne babamın beni yönlendirmesi. O doğru değil, bu doğru. Şu yanlış, o doğru. Düzgün dur, düzgün otur. Bak yine aynı şeyi yaptı. Oğlum sana 100 kere söyledim, adam olmayacak mısın sen? Diye, 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 diye çocuğun içi boşaltılıyor ve çocuk artık hayatı sürdüremez vaziyete geliyor. Ondan sonra anne baba yine şikayet ediyor. Ya sen hiç mi bir iş beceremezsin diye bu sefer de. Beceremem çünkü sen bir çocuğu idare etmeyi beceremeyen bir anne babanın çocuğu nasıl olur da kendi hayatını idare etmeyi becerebilir? Anne babalık demek çocuğun iradesini kontrol altına almak demek değildir. Çocuğa davranış kazandırmak, çocuğun davranışlarını eleştirmekle, çocuğa habire bir şeyler empoze etmek demek değildir. Ya çocuğun o davranışı sindirebilmesi için ortam hazırlamak demektir. Değerli Ali Furkan, gel istersen senle bir yerden başlayalım. Madem diyorsun ki artık yol haritamı çizmek istiyorum, o takdirde eğer bana bu programı dinliyor isen, yaptıktan sonra da istersen bir mesaj gönder ve seninle biz mesajlaşarak da bu dostluk köprümüzü kurmaya çalışalım. Ve eğer var ise böylesi, ben yol haritamı şaşırdım ve artık anne babamın benden o kadar çok şey istemiş olması karşılığında ne yapacağımı şaşırdım diyen kardeşlerim de var ise onlarla beraber yapacağımız bir şey olmuş olsun. Ve isterseniz ilk günümüzü işaretleyelim. Her gün akşam eğer yapabiliyor isek akşam saat 9 ile 10 arasında Adem Hoca saati olsun. Saat 9 dediğinde Ali Furkan lütfen dünya ile irtibatını kes ve ruhunla irtibat kurmak üzere odana çekil. Televizyon mu, dizi mi, telefon mu, internet mi? Lütfen her şeyi bir tarafa bırakabilme iradesini ilk defa hayatında sergile ve geç odana ve bir saat boyunca çok şey yapmak değil ama anlayarak bir şey yapmak adına herhangi bir kitaptan başlayarak, örneğin matematik kitabında, anlayamadığın yerleri atlayarak değil, hayır anlayamadığın yerleri başka bir kitaptan öğrenmeye çalışarak, o kitaptan anlayamadığın şeyi başka bir kitaptan öğrenmeye çalışarak, oradan da anlayamadığın şeyi başka bir kitaptan da öğrenmeye çalışarak bir saat boyunca. Ne öğreniyoruz bir saat boyunca? Dik açı nedir ya da geniş açı nedir? Örneğin onu öğrenmeye çalıştık ama bir türlü yeterince bilgi bulamadık. Bir saat boyunca sadece bunu öğrenmek için vakit geçirdik ama fark etmez. Hala öğrenemedik mi? O takdirde Ali Furkan bir tane de defter al, o defterin içerisine de yaz. Örneğin geniş açı henüz öğrenilemedi diye.
ve ertesi günkü işin senin sağdan, soldan, arkadaşından, annenden, babandan, efendim daha üst sınıflardan, bir de onlardan dinlemek. Geniş açı nedir, bana bir anlatır mısın diye. Yani bir konuyu öğrenmeden bir sonraki konuya geçmemek üzere senin akşam saat 9 ile 10 arasını ben rezerve etmek istiyorum. Eğer evet Adem hocam varım diyor isen bana da mesaj yaz. Veya evet Adem hocam sizinle adım adım bu hayatımın haritasını ben de çıkartmak istiyorum diyen değerli arkadaşlarım var ise, öğrenci arkadaşlarım, ilk adımımızı burada atmaya çalışalım. 9 ile 10 arasında akşam 9'a 5 kala değil, tam 9'da akşam saat 10'a kadar birlikte biz hep beraber bu Anadolu pedagojisinin efendim var olanları adına dersimizin başındayız. Ve yaptıklarınızı da benimle paylaşırsanız, anne babalar da eğer izin verirse buna, ben adım adım da götürmeye çalışacağım, gerekirse de e-maillerle. Efendim saate bakıyoruz. Bugünkü yayınımızın da burada sona erdiğini işaret ediyor saatimiz. Eğer Allah nasip eder ise yarın yine aynı saatte 11 ile 12 arasında gönderdiğiniz mesajları cevaplandırmaya çalışacağım. Efendim hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.